Kayıt günü geldi, kayıt saati geldi. Randevu tam yarım saat 40 dakika sonra falan. Yakın zaten yere, o yüzden çok acele etmedim. Şimdi arabadan plakaları sökmem gerekiyor. Kayıt yaptırırken plakaları da götürmem gerekiyormuş. Birincisi tamam. İki plaka da tamam. Çok kısa zamanım var. Hızlı hızlı bir sete bineceğim, gideceğim. Saat 14.20'de benim randevum var. Şu an saat 13.56. Son anlığa geldim. Harita burada bir yerde gösteriyor. Acaba şu içeri mi gireceğim düştüm? Da nerede bu, ne var ki? Geçin abi. Ben şurada gün. Doğru yeri buldum arkadaşlar. Geç kaldım diye biraz stres yaptım ama tamam, buldum herhalde. Üçüncü kat dedi. Kasadan para yatırmamı istediler. Bir tane kart verdi bana. Şöyle bir şey. Bunun içine attım. Direkt parası çıktı. Şuradan kredi kartımı ödedim. Böyle de uzunca bir fiş aldım. Şimdi tekrar gidiyorum. Şuradan gidiyoruz. Bitirdim. Plakaları aldım. 19 euro sadece para ödedim. Bir de IBAN'ımı verdim. Acaba oradan kaç para çekecekler bilmiyorum. Randevuda mailde 10 dakikalık iş yazıyordu. Gerçekten 10 dakika sürdü. Sadece sıranın gelmesi biraz zaman aldı. Buraya geldim. Burası da ne diye yazılıyor? Bu arada arkadaşlar, şimdi direkt plakaları taktım. Plakaları taktığım anda kullanmaya başlayacağım arabamı. Bu uzun yoldan, şu uzun yoldan böyle dolanmak mı, yoksa buradan direkt inmek mi? Tabii ki de buradan direkt inmek. Bunu gerçekten Türk'ten başkası yapmaz. Yani şu benim yürüdüğüm yerde kimse yürümez. Böyle bir de çimenden de inmez yani. İskeletim orada. İnsan dolu her yer. Şuradan da tren geçiyor. Yeşil yanıyor, yeşil, yetişebilecek mi? Yetişemedim. Maalesef. Plakanın üstüne normalde sticker falan yapıştıracak demişti abim. Ben sordum, dedi sticker falan yapıştırmıyoruz, aynı kullanacaksın. Ön tamam. Bu araba Citroen C3. Yani 5 kapılı araba. Şoför koltuğu tamamen güzel. 5 vitesli bir araba. Şöyle de bir tane gereği var. Otomatik değil. Araba çok yeni bir araba değil. 2009 model bir araba. Gideri falan çok güzel. Sadece bir debriyajı biraz yukarıda kavruyor. Belki bir balata ihtiyacı olabilir ama şu anlık hiçbir ihtiyacı yok. Bu arabada 1, 2, 3, 4, 5, toplam 5 kişi yolculuk yapabilir. Bagajı da bir tane insan alabiliyormuş. Arabanın sürüşünü gerçekten beğendim. Yani otobanda olsun, her yerde olsun çok güzel ve benzinini çok az yakıyor. Gerçekten depoyu geçen videoda fullemiştim ve şu anda hala full ve bayağı da yol yaptım. Yani 2 gündür sürekli kullanıyorum aktif olarak arabayı. Bu arada bu gördüğünüz motor 1.1. Şimdi arkadaşlar, B2 sınavından çıktım. Konuşmadan çıktım sadece. Bayağı kolaydı. Konu bayağı kolaydı. O yüzden iyi geçti. Ama düşünüyorum ki TELK sınavına falan girsem bu konuşmamla geçemem. Çünkü konuları falan çok güzel anlatamadım. Bayağı sıkıntı yaşadım. Stresim yoktu. Ama işte cümleleri, kelimeleri falan böyle hatırlayamadım. Biraz sıkıntılıydı. Ben zaten okuduğumu direkt anlayabilen bir insan değilim. Bayağı sıkıntı yaşıyorum bu konuda. Kendi dilimde bile sıkıntı yaşıyorum. Yani başka bir dilde böyle okuyup anlamak da bayağı zordu ama iyi geçti. Geçtin dedi hoca. Şimdi bir de saat 12'de şey var. Yazılı sınavım var. Şimdi gidip bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra yazılı sınava gideceğim. Umarım o güzel geçer. Burası işte üniversite. Benim üniversitemin Esen kampüsü.
Şurası da park yeri. Dün sabah güneşliydi. Öğlene doğru yağmur başlamıştı. Bugün de hava durumuna bakmadan çıkmadım. Şemsiyemi aldım ve yağmur yağıyor. Çok az yağıyor ama yağıyor. Burası da parkın çıkış yeri. Çıkışından geliyoruz. Buraya insanlar ücretsiz park edebiliyor. Hatta şöyle ilk alt kata kadınların park yeri bakın. Erkeklerin park yeri de ikinci ve üçüncü kata. Buraya da erkekler park edebiliyor. Garip değil mi? Şu arabada benim aldığım arabam. Şimdi yemek yemem lazım. Burada yemek yiyeceğim. Sınavıma geri gideceğim. Saat 12'de bir tane daha sınavım var. O da yazılı. Her zamanki gibi cevizim var yanımda. Yemek, su. Kahvem de var böyle kocaman bir tane şey termosa doldurdum. Diyeceğim ki her şeyim tamam. Her şey yolunda. Bakalım yazılı sınavım nasıl geçecek? İnşallah güzel geçer. Şu yemeğe bakın. Lokanta gibi. Arabamda kendi yemeğimi kendim yaptım. Yiyorum. Sınavlardan önce bir gün öncesinde veya 3-4 saat öncesinde ders çalışanlara inanamıyorum. Gerçekten bu çok büyük bir hata. Çünkü bildiğinizi de unutabiliyorsunuz. Bildiğinizi de karıştırabiliyorsunuz. O son gün öğrendiğiniz şeylerden dolayı. O yüzden ben hiçbir zaman hiçbir sınavıma son gün veya sınavdan birkaç saat önce hiçbir şekilde çalışmam. Tamam, tekrar olabilir. Bildiğiniz şeye bir daha bakabilirsin. Ama hiçbir şekilde oturup da çalışmayın. Zaten çalışırken beyniniz yorulacak, yeni bilgiler alacaksınız. Bildiklerinizi de hatırlamakta çok zorluk çekeceksiniz. Ya da o anda öğrendiğiniz bilgilerle geçmişte bildiğiniz bilgileri karıştıracaksınız. O yüzden de bildiğinizi de unutacaksınız. Yani böyle bir karışık bir şey oluyor. Olabildiğince beyninizi rahat bırakmaya bakın. Ve sadece sınavın saatinin gelmesini bekleyin. O ana kadar yapabileceğiniz, kendinizi rahatlatabileceğiniz bir şeyler varsa onlara odaklanın. Bu kahvenin kokusunu bir tek ben mi seviyorum yoksa herkes mi seviyor? Eğlence yeter. Karnımı doyurdum, kahvemi içtim. Sınavıma yarım saat var, 25 dakika falan. Yavaştan gideyim. Efsane bir yağmur yağıyor. Neyse ki şemsiyem var. Size şaka gibi gelebilir ama gerçekten mont giyiyorum ve hava soğuk şu anda. Mont iyi ki giymişim ve yağmur kapladı. Burası ücretsizmiş. İsteyen istediğini alabiliyormuş. Give box diye geçiyor. Çok mantıklı bir şey yalnız.